Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yine Apple hakkında konuşacağız. Bu sefer Apple'ın yaklaşık yarım milyon TL'lik bilgisayarını inceleyeceğiz. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi yine Apple'ın sitesini açtık. Üstten Mac'e tıklayacağız. Burada Mac modelleri var. Fakat bizim konumuz Mac Pro. Mac Pro'yu ya herkes canavar diyor böyle. Herkes incelemiş. Bir masaüstü bilgisayar Apple'ın. Herhalde hayal değil en güçlü bilgisayarı. Şöyle görmüş olduğunuz üzere açıyorlar. Burada işte ekran kartı falan. Afterburner kartı. Sadece bilgisayarın afterburner kartı 16 bin lira. Şu kasası görmüş olduğunuz üzere. Buna rendeleme makinesi diyenler de var. Rende'ye biraz benziyor görmüş olduğunuz üzere. Biraz değil bayağı benziyor. Eskisinde bunun 2013'te çıkan eski modeli de şey diyorlardı. Tıraşken çöp kutusu diyorlardı. Bu da rendeye benzemiş. Tam bir rende olmuş. Bilgisayarın teknik özelliklerine ilk başta bakalım. Bilgisayar en boş özelliğiyle bile canavar. En boşu 8 çekirdek, 24,5 MB'lık ön belleğe ve 32 GB'lık RAM'e sahip en düşük modeli. Şimdi biz bunu konfigür edeceğiz satın alma bölümünden. Bilgisayarın böyle iki tane kasası var. Başlangıç kasası 43 bin lira, yüksek kasası 47 bin lira. Ve 3 aya kadar taksit alabiliyoruz. Aylık 15.666 lira. Lira. Bayağı iyi para. Şimdi başlangıç olarak dediğim gibi 47 bin liradan başlıyor. Ben hatta şu ses şeyini yukarı taşıyayım. Tam orayı siz görün. Bu en düşük model. 256 GB SSD, 8 GB ekran kartı, 32 GB RAM, DDR4, Magic Mouse falan. Buradan neydi bu? İşlemci arttırabiliyoruz GHz hızını. 8 bin lira tutuyor bu GHz'ı. 102 bine çıktı. RAM konusunda 32 GB'dan başlıyor ve tam olarak 1,5 TB'ye kadar gidebiliyor. Bu da hani 1700 GB RAM falan bayağı canavarlık bir şey. DDR4 AC bellek. Ekran kartı 8 GB'dan başlıyor. GDDR5 86 bine kadar çıkıyor. Radeon Pro Vega 2 Duo. SSD depolaması bence çok az. 256 GB. Böyle bir bilgisayar için az. Normalde de çok fazla değil 256 GB SSD depolama. Biz buradan 8 TB seçersek 20.800 TL diyor. Dediğim gibi Afterburner kart 16.000 lira. 16.000 lira. Bunun mouse'u var. Ben bu olayı anlamadım aslında. Magic Mouse yani mouse'u fare işte. Ne diyelim faresi. Bu versiyon bedava. Yani bu bilgisayar aldığınız zaman bedavaya giriyor bu fare. Ama bu fareyle Magic Trackpad'i aldığınız zaman bu fare 700 liralık bir fiyat oluyor. Bakın Magic Trackpad 470 lira. Magic Mouse 1200 lira. Hatta hesaplayalım. Hesap makinesini açtım. Buradan ne demiştik? 1199 TL. Eksi 470 yaptığımız zaman 729 lira diyor bu fare. Ama aldığınız zaman da bedavaya geliyor. Bence saçma yapmışlar bu olayı. Normalde ikisi birlikte 470 lira olması gerekiyor. Yine onu da ekleyelim. Şu an 427 bin lira. Bir de bunun içinde bilmeyenler için Apple'ın kendi edit programı nasıl Adobe var. İşte Camtasia falan var. DaVinci Resolve var. Apple'ın da kendi edit programı 2 tane var. Aslında 3 tane var. Bir tanesi bedava. iMovie. Şu ikisi de paralı. Logic Pro X ve Final Cut Pro X. Final Cut'ın arayüzüne çok kötü diyorlar. Denemedim ama kötüymüş diyorlar. Ben de onların yalancısıyım. Logic Pro da 1300 liraya geliyor. Bunları eklediğim zaman 430 bin lira. Daha buna ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi devam dedim. Buradan şimdi kasayı yaptık da biz. Ama ekran yok bilgisayarda. Ekransız bilgisayar olur mu? Olmaz. Standart cam 35 bin lira. Burada hayır teşekkürler dediği bölümde isterseniz bu bilgisayar alırsınız. FreeDOS'lu bir ekran alırsınız. FreeDOS. Ona isterseniz Windows eklersiniz falan ama standart Apple'ın ürettiği cam 36 bin lira. Nano cam 43 bin lira imiş. Bir de bunun standı var. Hani dik tutmak için şöyle de göstereyim. Altta var mı? Şu. Dik tut. Montaj adaptörü var. Bir de bunun burada gözükmüyor ama kasanın hareket etmesi için bir de kasa ayaklıkları var. 5200 lira. Amerika'da da 700 dolarlık bir fiyatı var. Amerika'da da bayağı konuşuldu. Türkiye'de bayağı konuşuluyor. 482 bin liraya tuttu. Hani bunun bir başka şeyler eklersiniz falan 500 bine. Geliyor ve 3 ay taksitmiş. Ayda 160 bin lira ödeyebiliyorsunuz. Peki bunun yerine neler alabilirsiniz? Onlara da hemen birlikte bakın. Evet.
Şimdi başlayalım yeniden. Renault Talisman alabilirsiniz. O bilgisayarın yerine o bilgisayar 480 bin lira civarıydı. Yarım milyon. Yani yaklaşık bir Renault Sembol, Renault Talisman alabiliyorsunuz. Üstüne de yani 100 binden fazla paranız kalıyor. 200 bin lira daha paranız kalıyor bu arabayı aldığınız zaman. Bu araba da kötü bir araba değil. Arabanın bedavaya reklamını da yapalım. Araba üst segment, D segmenti, Passat'ın rakibi olan bir araba. Ben olsam o bilgisayarı almazdım. Bu arabayı alırdım, üstüne de 200 bin liram kalırdı. Giderdim üstüne bir de ortalama bir evde alabilirim. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir model daha var arabalar içerisinde. O bilgisayar tam olarak kaç para tuttu? 482 bin lira. Bu araba 283 bin lira. Hem de Mercedes'in çıkarmış olduğu hatchback kasayı sedana çevirmiş olduğu bir otomobil. Bence alınabilir. Bu arabayı arttırdığımız zaman tabii kaç paraya kadar çıkıyor? 378 bin. Yani bu arabanın en dolusunu alsanız bile bu bilgisayarın fiyatına çıkmıyor araba. Bence ben olsam bunu da alırdım. Üstüne giderdim ortalama bir düşük segment araba alırdım. Onun üstüne de gider ortalama bir ev alırdım. Ucuz olan bir ev. Onun üstüne de kalanı da harcayabilirsiniz. Şimdi diğer bir model daha. Mercedes'in C serisi. Hani A serisi daha orta kompakt segment. Bu lüks segmente giriş bir araba. İsterseniz bu arabanın hemen hemen, hatta hemen hemen değil, en dolu modelin 468 bin liraya alabiliyorsunuz. Bu bilgisayarın almak yerine hem de bu arabayı aldığınız zaman üstüne bu bilgisayardan bir 12 bin lira daha ucuz oluyor. En dolu versiyona bakın. En dolu versiyon. En boş versiyonu alırsanız da 394 bin liraya geliyor. Yaklaşık 90 bin lira, 70 bin lira kaba hesapla kalabiliyor. Ya da siz ben geniş haliyim, güzel güzel rahat rahat takılacağım derseniz Mercedes'in daha büyük model olan böyle MPV sınıfını tam bilmiyorum ama ekranda görmüş olduğunuz arabası var. Araba 274 bin liradan başlıyor. En dolusunu alsanız bile 350 bin lira. Bu bilgisayar 482 bin lira. Hani bence değil. Bu arabayı almak daha mantıklı o bilgisayarı almaktan. Tabii size kalmış bir şey. İlk başta göstermiş olduğum Mercedes A serisi sedanı beğenmediyseniz, ben hatchback istiyorum diyorsanız, aynı arabanın hatchback versiyonu var. O da 266 bin liradan başlıyor. 826 bine kadar çıkıyor fakat bu arabanın 4x4 olmayan AMG versiyonunu almazsanız 339 bin lira oluyor ve yine bu bilgisayardan daha ucuz olmuş oluyor. Ve o bilgisayarı almak yerine tam 48 tane Tofaş Şahin, 94 model Tofaş Şahin alabiliyorsunuz bu bilgisayarı almak yerine. Peki sizin bu bilgisayar hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlar kısmına bekliyorum. Bir de bu bilgisayarın yanında başka şeyler de alınabiliyormuş diye bilmekteyim. Bakalım alınabiliyor mu? Son olarak onlara da bir bakalım. Evet, alınabiliyormuş. Yetmedi 482 bin lira diyorsanız üstüne Thunderbolt giriş ekleyebiliyor musunuz? Thunderbolt'un USB-C girişi, AirPods kablosu kulaklık, AirPods kablosu şarj kutusu ve bir daha AirPods'un kablosu şarj kulaklığını alabiliyorsunuz. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.